Ünlü şarkıcı Metin Şentürk ile Saray Yavrusu gibi evinde buluştuk. Hem bayram sonrası çıkacak yeni albümünün şarkılarını ilk kez dinledik. Hem de bilinmeyenlerini konuştuk. İşte o keyifli söyleşin en can alıcı noktaları. Allah. Metin Şentürk, içinde asansör olan Saray Yavrusu evinin kapılarını ilk kez Magazin 8'e açtı. Hadi gel, böyle gidelim, buyur. Burası sadece benim kıyafetlerimle ilgilidir. Vallahi Magazin 8, evet, buraya kimse girmedi bu arada, haberiniz olsun. Ve ünlü sanatçı, bayram sonrası çıkacak yeni albümünden iki muhteşem eseri ilk kez Magazin 8 izleyenleri için seslendirdi. Aşkından ölesi oldum sayende. Metin Şentürk'ün Saray Yavrusu mutluluk dolu evindeyiz. Bir neşelimiz daha var burada. Rakı. Bununla da böyle oynaşıyoruz burada. Pardon pardon, Rocky Bey'i unuttuk. Hem Metin Şentürk'ün hem de Doberman cinsi köpeği Rocky'nin misafiriyiz bu evde. Otur bir tane, otur. Aferin, aferin oğluma benim. Çok dinler. Koruma köpeği Rocky, sahibi Metin Şentürk'ün yanında uslu uslu otururken röportaja başlıyoruz. Vallahi yeni bir albüm hazırlıyoruz bizim. Biliyorsunuz işimiz gücümüz şarkı yazmak, şarkı söylemek. Fabrikamız kalbimizde dolaşıyoruz. Yeni bir albüm hazırladım. Onu bitiriyorum. Bu bayram ben İstanbul'da olacağım ve tamamen buna odaklanacağız. Bayram sonu bitirmeyi planladığımız bir albümümüz var. Albümden biraz tüyolar alıyoruz. Bana ait olan eserlerden oluşan iki tane geçmişte herkesin çok sevdiğini bildiğim ve emin olduğum iki şarkımız var. Galiba onları da ilave edeceğiz. Onlar sürpriz olsun ama. Şimdi söyletmeyin bana onların adını. Evet, evet, evet. Onlar sürpriz olacak. O iki şarkı sürpriz olarak kalsın ancak. Biz Metin Şentürk'ün Magazin 8 izleyenleri için yeni albümünde yer alan ilk kez uduyla canlı canlı çalacağı şarkıları dinleyelim. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Mini bir bayram konseri gibi bir hafta içinde çıkacak yeni albümünden adı sanığı saklı ikinci şarkısını da ilk kez seslendiriyor Metin Şentürk. Gittiğinden beri evden hiç çıkmadım. Allah inandırsın, pencereden bile bakmadım. Vay vay vay, sözler yüreğin tam ortasına saplandı. Bizim favorimiz bu şarkı oldu. Çok değişmişsin, güzelleşmişsin. Biraz hüzün çökmüş sanki, sevilmemişsin. Rocky de şarkılar boyunca Metin Şentürk'ün yanından ayrılmadı. Sen de mi ut çalacaksın? Arkadaş sen de mi, sen de? Ama Rocky'nin bir Doberman olduğunu unutmasak iyi olacak. Allah, Allah. Röportaja devam edeceğiz ancak Rocky ilgi bekliyor. Birebir yakın, her zaman benimle beraber olan 6 kişilik bir ekibim var. Oturur musun? 6 kişilik ekibimiz var. Yat oğlum, yat buraya. Özür dilerim. Yatıracağım bunu çünkü sıkıldım. Yat burada be. Böyle bekle. Ünlü şarkıcının ailesinde 6 kişi görme engelli. Onun bu esprili yanı sürekli Cem Yılmaz'a benzetilir. Önemli ve özel bir adam ki onunla o alanda yan yana kim durursa aşağıda kalır. O yüzden biz onunla sadece karşılaştığımız zaman çok seviyorum onu. Çok da efendi, çok saygılı, sevgili bir arkadaş o. Ben ona hayranım, o kadar söyleyeyim. Ama onunla bir proje küçük kalırım ben orada. Sohbet çok tatlı ancak bizde de biraz merak var. Şu grand tuvalet hallerine sahip olduğu kıyafet odasına doğru yol alalım. Burası benim kıyafetlerimin olduğu bir oda. Burası sadece benim kıyafetlerimle ilgilidir. İşte etrafa bir göz atabilirsin. Efendim maşallah, Osman Bey'de bir mağaza açabiliriz buradaki kıyafetlerle. İşte bu kıyafet konusunda dedim ya, işte birazcık orada zor biriyim, titiz biriyim. Onun dışında başka bir zorluğum yoktur diye düşünüyorum ha.
Metin Şentürk tüm kıyafetlerin, aksesuarların yerini eliyle koymuş gibi biliyor. Kemerlerim ve kravatlarım vardır. Ha? Bu taraflarda gördüğün gibi gömlekler, aşağılarda pantolonlar ve gömleklerim orada. Şuralarda ayakkabılarımı bulabilir, görebilirsiniz. Bu taraflarda takım elbiseler, raflarda tişörtlerim. Bu kıyafetlerin devamı da varmış. Kıyafetlerin dışında diğer odalarda da buradan, çünkü bütün her şeyi burada tutmamız mümkün değil. Yazı var, kışı var, değişen mevsimler var vesaire. Diğer oda, yukarıda da bir giyinme odam var. Kendi odamda. Bir kısmını da orada düzenliyoruz. Şimdi bu bolluğunda tabii ki bir sebebi var. Sevenlerime de hassasiyetle gösterdiğim bir saygıdır. Çünkü iyi görünmek güzel bir şeydir. Yani insanlar yaşlanabilirler, fiziki bir takım özelliklerini kaybedebilirler ama her zaman güzel görünebilme ihtimalleri ve imkanları vardır. Değerli izleyenler, dikkat ettiniz mi? Maviler daha çok. Mevsimsel bütün renkleri. Ben daha ziyade böyle pastel tonların dışında böyle çok böyle sivri renkler, yani göze batan renkleri de çok seviyorum. Yani bu o yüzden galiba biraz, evet. Yani renkli bir şey gibi düşün. Kişiliğim gibi elbiselerim de renkli. Güzel sohbet. Misafirperverliği ve kocaman yüreği için Metin Şentürk'e teşekkür ediyoruz. Düzenim bu yani. Evet. Bu da böyle bir şeydi. Magazin 8 için. Evet. Vallahi magazin 8, evet, buraya kimse girmedi bu arada, haberiniz olsun. Finali sözleri yüreğe işleyen yeni şarkısıyla yapalım. Önümden geçtin, tanıyamadım. O sen miydin, değil miydin, anlayamadım.